Canım benim, buraya gelmeyeceksin diye, seni göremeyeceğim diye o kadar çok korktum ki anlatamam. Gelmez olur muyum hiç? Dün gece gözüme uyku girmedi. Bütün gece sokaklarda dolaşıp senin ismini sayıkladım. Annemi babamdan çok korkuyorum, onlardan çok çekiniyorum. Bana yardım et ne olur. Çok korkuyorum. Ne zaman bitecek? Ne zaman birlikte olacağız? Ne olur, ne olur iste beni annemden. Bitsin artık bu iş. Öyle mi? Elimden kurtulacağını mı zannediyorsun? Eğer öyle zannediyorsan... Avucunu yala kızım, benden kolay kolay kurtulamazsın. Karşına kim çıkarsa ezerim onu. Benim olacaksın. Yalnız benim olacaksın, anladın mı? Sana gelince delikanlı, çöplükte iki horoz olmaz. Derhal toz ol git buralardan. Yoksa... Yani dağ başında mı yaşıyoruz be? Bas git buradan hadi. Kalkanın sonu bu olur işte. Alçaklar, namussuzlar. Ölemedin mi peşimi bırak diye? Neyin var aslanım? Yine hey heylerin üstünde. Canını sıkan bir şey mi oldu? Söylesene. Bir değil, bir sürü şey oldu. Benim beşik kertini biliyorsun. Sahilde bir zibidiyle yakaladım onu. Bir zibidiyle ha? Ve sen hala onu sevmeye devam ediyorsun. Olacak şey değil. Sen koskoca bir ağasın. Madem o başkasını seviyor. Olacak şey değil, bırakamam. Ağalığımı düşünerek onu zibidilerin eline bırakamam. O benim beşik kertim. Eğer onunla evlenirsem çiftliklerimiz birleşecek.
ve sen benim olacaksın. Bu masalı yıllardır dinliyorum senden. Artık inanmıyorum. İnan bana, doğru söylüyorum. Bütün bunlar yalan. Anlıyor musun? Hayır, doğru söylüyorum. Benim bütün istediğim çiftliklerin birleşmesi. Pekala, dediğin gibi olsun. Sana bir kez daha inanacağım. Reşit, hadi gene nafakan çıktı. Tam zamanında geldiniz beyim. Siz olmasanız açlıktan öleceğiz. Hadi eyvallah. Güle güle beyim. Neredesin bu saate kadar? Söyle bakayım. Kusura bakma. Ağanın yanına gitmiştim. Çiftliğe. Onunla bir şeyler konuştum. Olur mu kızım? Çiftlikte yapılacak bir sürü iş var. Ben sana ağayla konuştum diyorum. Anlamıyor musun? Biz basit ırgat kısmıyız. Ağayla konuşmak bizim haddimiz değil. Yanlış yapıyorsun. Köylünün diline düşersek yanarız kızım. Köylüler bana karışamaz. Ben istediğimle konuşmakta serbestim. Benim hayatım, kimse karışamaz. Ben hem onlar gibi ırgat değilim. Anlaşıldı mı? Irgat değilim ben. Yanlış anlama, ben seni kastetmedim. Sen iyi bir insansın. İşinle uğraşan, temiz bir insansın sen. Ben bir babadan da yakınım sana kızım. Biliyorum, çocukluğumdan beri sen baktın, sen büyüttün beni. Ama artık bundan sonrası benim hayatım. Ne diyeyim sana kızım? Kendi düşen ağlamaz. Dile düşmeni istemiyorum o kadar. Biliyorum. Dilediğini yap. Neden ağlıyorsun? Neyin var senin? Hadi söyle. Derdini söylemeyen derman bulamazmış derler. Anlatamam. Söyleyemem sana. Nedir derdin? Söyle bana. Biz dışız. Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Hadi anlat artık şu derdini. Ben sır saklamasını bilirim. Nasıl söylerim sana? Sen de onlardansın. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Söyle. Hayır, gitme, dur. Yalvarırım, bana yardım et ne olur. Beni ağaya vermek istiyorlar. Ben başkasını seviyorum. Yardım et bana ne olursun, gitme. Gitme, yardım et bana ne olur, yardım et. Oldu bizim çay. Al şu zarını be, hadi be. İki çay ver. Ya sabahı duyuyor, sabahını duyuyor oğlum. Hadi bakalım. Ya. Hadi. Yine kapı aldın ha. Aldım ya. Ben lütfen severler güzeli gelmişse. Hadi be. Ya ver bakayım şu zarları, bu oyun böyle oynanır işte. Alırsın. Kaybettik. Tavlayı alırsın koltuğun altına, hadi bakayım. Ya, garip aşık ya. Gelmiş. Şuna bak. Ağanın nişanlısını ayartmaya kalkmış. Bir garip çinlensin. Neye gerek senin gümüş turuna ya koçum? Frizin ayağında boncuğun bile yok be. Şuna bak ya. Bu sefer kimden dayak yedin ha? Sen kim? Ağanın nişanlısıyla oynaşmak kim be? Hey! Ayıp olmuyorum arkadaşlar. Ayıp oluyorum. Thank you.
Benden ne istiyorlar bir türlü anlamıyorum. Üzülme sen. Bunlar sevginin ne olduğunu bilen kişiler değil. Zaten anlasalar da böyle olmazsa onlar aşktan ne anlar? Arkanda ben varım. Üzülme sen, seni ben evlendireceğim. Korkma. Dünya bir araya gelse deviremez bizi bundan sonra. Bundan eminim. Tamam. Üzme tatlı canını. Benim arkanda. Korkma, yürü. Ne o Zibidi, hala kaşınıyor musun sen? Susuyorsun bey. Üstüme gelme hanım. Biz basit ırgat kişileriz. Ama kızımız öyle düşünmüyor. O aile evleneceğini düşünüyor. Kız doğru mu bütün bunlar? Elbette doğru. Neden inanmıyorsun baba? Aa, kendisi söyledi. Seninle evlenmek istiyorum dedi bana anne. Baksana bey, ağanın kendisi teklif etmiş. Doğru. Sen buna inanıyor musun hanım? Bir ağanın ırgat kızıyla evlendiği nerede görülmüş? Bekle arkadaşım, anca beraber kanca beraber. Elbet bir gün bize de bir kısmet çıkacak. İşi bitireceksiniz çocuklar. Ne bahasına olursa olsun bitireceksiniz. Peki patron. Suçu da o Zibidi'nin üzerine yıkacaksınız, tamam mı? Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacaksın. Evet. Yaraç, nasılsın güzelim? Beni unuttun sandım. Şampanya getir. Nerelerdesin buca zaman? İş güç işte be güzelim. Aç şunu. Çiftlik hali işte. Ne yaparsın? İyisin, iyisin.
Kalk gidelim Ömer, hastalanacaksın. Benim canımdan çok sevdiğim arkadaşım. Beni nereye götürmek istersin? Zeynep'siz yaşayamam. Zeynep buralardı. Sesi, nefesi, hayali bu kumsaldı. Çocukluğumuzda da, seviştiğimiz zamanlarda da bu kumsal sırdaş döşek oldu ikimize. Onun sıcaklığı var şu sonsuz kumsalda. Buralardan uzaklaşırsam yaşayamam. O zaman ölürüm ben. Ne olur beni Zeynep'imle baş başa bırak buralarda. Sayıklamaktan Ömer'i. Baban evleneceksin, verdim Osman'a bir kere dedi. Ayşe! Ayşe! Abla. Ah, sorma başıma gelenleri Ömer! Benim gibi kadından ne isterler bilmem! Rezilim! Alçaklar! Mahvoldum, şu halime bak! Anlamadın mı hala ne olduğunu, soyuldum! Tecavüze kalktılar! Bana bir oyun oynuyor. İmdat! Yetişin imdat! İmdat! Evimi soydu. Bana tecavüze kalkıştı. Sonra da çaldı öteberiyi, pencereden kaçtı. Kim? Kim olacak Ömer? Boynumdan beşi birliğimi de koparıp aldı.
Alacağı olsun o köpeğin! Bu memlekette kanun yok mu? Güpe gündüz evimi soyuyorlar, tecavüze kalkıyorlar! Peki sen merak etme, uzağa gidemez! Şimdi yakalarız onu! Beni de çağırın, karakola yüzüne tüküreyim onu! Ne oldu? Daha ne olacak? Amcasının evini soydu! Bana sarkıntılık etti Ömer! Şuraya bak, şu halime, üstüme, başıma bak! Yalan! İftira! Yapmaz Ömer! Ömer öyle şey yapmaz! Vicdansızlar! Ahlaksızlar! Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Bırakın beni! Burada mı yapacaksınız? Ömer'ime gideceğim! Yaşayıp da ne olacak Ömer? Zeynepsiz, anasız, babasız bu dünya neye yarar? Ölüm senin için kurtuluş. Allah'a, sevgiliye giden tek yol ölüm. Bu can bu tenden çıkmadıkça sana rahat yok. Ömer öldü. Sahilde, denizin üstündeki adalardan birine çıkıp kendini aşağı bıraktı. İntihar etti. Kanlı gömleğini balıkçı Ali verdi. Önce çıktı adanın üstüne. Boy verdi kendini aşağıya. Koştum ama yetişemedim. Ben de polislere haber saldım. Canına kıydı garip. Ömer! 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 Kimlere bıraktın Zeynep'imi? Bana niye haber salmadın? Ben de ölürdüm senden, ben de! Osman aile Zeynep'in düğününe bütün kasaba davetlidir!
adaletlidir! Duydun değil mi? Ömer'in ölümünün üstüne daha 10 gün geçmedi. Kadın milleti değil mi, çek kuyruğunu? Ölünün ardından hemen koca düşünen kadından ayır mı gelir? Doğru söylersin. Hadi kalk hazırlan kızım. Bugün senin bayram etmen lazım, nikaha gideceğiz. Oradan da düğüne. Beni evlendirmekle Ömer gibi benim de canıma kıyıyorsunuz. Kıymayın bana ne olur. Ömer'imden başkası haram bana. Öldürün beni ama Osman'la evlendirmeyin. Arkana dön! Zeynep'le evlenmek yok! Kasabayı şimdi terk edeceksin! Düğünden vazgeçtiğini haber vereceksin Zeynep'e. Yoksa 5 dakikada temizlerim sülalenizi. Ömer'in hayatına kadın girmedi Zeynep'ten başka. Zeynep'in hayatına da erkek girmeyecek Ömer'den başka. Kazım, haber ilet Ayşe'ye düğünden vazgeçtim. Nikaha gelmiyorum. İlk otobüsle İstanbul'a gidiyorum. Hadi. Birdenbire tabancasını çekti, evlenmeyeceksin Zeynep'le dedi. Gel benimle! Hayrola? Vazgeçtim evlenmekten. Her şeyi anlattı bana Kazım. İleride atlı otobüsten eve gel hemen. Oradan da evlenme memurluğuna. Korkak herifler! Onda sizi vuracak yürek nerede? Bana geleceğine neden polise koşmadın? Sonra haklardı hepimizi bacı! Uçan sinek kurtulmuyor elinden! Ne haber Ayşe? Ne olacak? Polise de haber verdik! Neredeyse takarlar kelepçeyi Davud'un eline! Zeynep! Nikaha geç kalmayalım! Zeynep! (Gülüyor)
Kıpırdayanı vururum. Kıpırdayanı vururum. Anne! 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 Niye bahçe kapısından geldin? Ne oluyor evlat? Hayırdır inşallah? Söylesene, bir şey mi oldu? Hep yalnızlıktan bahseder dururdu. İşte sana can yoldaşı. Can yoldaşı mı? Zeynep mi? Yok anne, senin anladığın manada değil. Sana yardımcı olur evde. Yaşlandın gayri. Ölenle ölünmez Zeynep. Hayırlı bir kısmet çıkana kadar bizde kalırsın. Bir evladı da sen olursun annemin. Ağlama yavrum. Bir gün gönlünün istediğine varır, mutlu olursun. Allah yazdıysa bozsun. Ömersiz bir dünya tanımayacağım ben. Anne, Zeynep odasını göster. Çekinme Zeynep, ben abinim, annem de annen. Burası kendi evin. Hey anne, ben kaçayım, öteberi alıp geleyim. Dayanamam bu acıya! Öldüreceğim kendimi, öldüreceğim! Ne kötü talihim varmış Allah'ım, canım al da kurtulayım! Kızım, yavrum! Bir derdin mi var? Söyle bana, gizleme benden! Başkasına mı diyeceksin bana demeyip de? Hamileyim ana! Ömer'den iki aylık hamileyim! Ne oldu oğlum? Meraklanacak bir şey yok ana! Birisi beni takip ediyordu, ona ateş ettim, kayboldu köşede. Ne o, ağlıyor musun ana? Yok bir şey. Al şunları, Zeynep'e terlik, iki de entari aldım, bir de gecelik. Ana, ben biraz meydana kadar ineceğim, hava kararmadan gelirim. Mezelik bir şeyler hazırla da, bir iki tek çekeyim gece. Hadi eyvallah. Davut! Bir şey mi diyeceksin ana? Gel şuraya, söyleyeceklerim var. Zeynep, gebe o. İki aylık gebeymiş Ömer'den. Çok kötü bir haber ana. Çok mu severdin Ömer'i? Kan kardeşimdi. Canımdan çok severdim onu. Başa gelen çekilir. Ne yapalım? Doğacak çocuğa da bakarız burada. O da benim bir evladım sayılır. Felaket ana. Kasaba ne der sonra? Benden şüphelenirler. Sokağa atamazsın ya! Öyle ama el alemin diline düşerim! Metres etti Zeynep'i kendine derler! Varsın desinler, senin ne yiğit olduğunu herkes bilir! Görmüş geçirmişsin ama boş konuşursun ana! Atalım mı karnındaki çocukla sokağa? Niye getirdin buraya? İnsanlık etmek günah mı? Davut kan kardeşinin sevgilisini avrat yaptı kendine dedirtmem! Evlenirsin, temizlersin bu işi! Nasıl dilim vardı bu söze ana! Ömer benim kan kardeşim, Zeynep bacım! Erkekliğe, mertliğe sığar mı bu dediğin? Sokakta kalmış bir kız var karşında oğul! Anası yok, babası yok, Allah'tan başka kimsesi! Hayır,
Hayır, Ömer affetse bile Allah affetmez beni! Zeynep'le evlenemem! Bir katil bile benim işleyeceğim cinayeti işlemez ana! En büyük cinayet Zeynep'i yalnız bırakmak, doğacak çocuğuna da herkesi piç piç diye bağırtmaktır! Ömer'i sevseydin Zeynep'le evlenmeye razı olurdun! Piç dedirtmezdin çocuğuna, ileride orospu olmasına razı olmazdın Zeynep'in! Nerede benim yiğit oğlum, nerede benim mert oğlum? Hani nerede kaldı senin erkekliğin? Bu yiğitliğe, mertliğe erkekliğe sığmaz ana! Eline tabancayı alıp herkese meydan okumak mıdır erkeklik? Erkeklik, insanlıktır! Kan kardeşin o senin! Yiğitlik değil bu! Mertlik değil! Zeynep bacın, erkeklik değil bu! Erkeklik, insanlıktır! Ağlama Zeynep! Sen benim dünya ve ahiret kardeşimsin! Ben seninle canım kadar sevdiğim Ömer'in karnındaki çocuğuna piş dedirtmemek için evlendim! Sana dokunacak ellerim kırılsın! Allah şahidim olsun ki bacımsın! Ölünceye kadar da bacım olacaksın! Sen ve doğacak çocuğun, bana Ömer'in yadigarısınız! Davud ağam! Davud ağam! Allah senden razı olsun! Ne derler şimdi sana ağam, ne derler? Kasabalı ne diyecek? Namussuz, kalleş, arkadaş karısına göz diken soysuz diyecekler! Desinler ağam! Allah biliyor senin ne mert bir insan olduğunu! Varsın desinler ama artık duramayız bu kasabada başım! Yaradan sana dert yüzü göstermesin ağam! Davud ağam, sen mert, yiğit adamsın! Benim yüzümden kadınsız mı yaşayacaksın ömür boyunca? Sana soysuz diyecekler, kalleş diyecekler! Yıktım hayatını, zindan ettim sana dünyayı! Öldürsem kendimi kurtulursun! Acı çekme benim yüzümden Davud ağam! Yaşayıp da ne olacak Ömersiz? Benim de acılarım bitsin! Bağışla Zeynep'i, bacını bağışla ağam! Ben bacılığa bile layık değilim! Ömer!
asacağım. Öldüreceğim kendimi. Orada Allah'ın huzurunda da kavuşacağız seninle. Yine ne işkence edeceksiniz bana? Tamam artık, serbestsin. Senin öldüğünü zanneder de... Zeynep benimle evlenir diye hapsettim seni buraya. Ama kısmet olmadı. Sonunda sen de avucunu yaladın, ben de. Ne diyorsun, anlamadım. Zeynep evlendi bugün. Ha? Seninle mi evlendi? Kan kardeşin, candan arkadaşın Davut'la. Yalan, olamaz bu, yalan söylüyorsun! Evinin bahçesinde düğün devam ediyor. İnanmazsan git de gör. Ömer! Hiçbir zaman Zeynep seninle evlenecek diye korkum olmadı. Amca çocuklarıydınız. Elbette Zeynep'le evlenmek senin hakkındı. Ben daima Davut'un kalleşçe planından korktum. Kan kardeşim, arkadaşım diye numara yapmış. Belki lazım olur. Namusunu bundan başka bir şeyle temizleyemezsin. Zeynep, niye yaptın bunu? Doğru mu bu yaptığın? Konuş Zeynep, konuş bacım, bir şeyler söyle. Zeynep yavrum, sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ömrümce sen de güleceksin, ben de. Kara talihimizi er geç yeneceğiz. Sen... Ömer yaşıyorsun ha! Keşke ölseydim de bugünleri görmeseydim. Senin gibi kuduz bir köpeği öldürmek istemem. Kan kardeşim, candan arkadaşımdın ha! Sevgilimi koynuna avrat diye alan aşağılık herif! Böyle deme! Ben senin gene arkadaşınım, Zeynep de tertemiz sevgilin. Yaklaşma bana! Demek bunca zamandır bana yakınlığın Zeynep'i elimden almak içinmiş. Yiğit Davut,
Mert Davut diyorlardı sana, Kalleş Davut! Ömer, ben Zeynep'e sana iyilik olsun diye yaptım bunu. Zeynep'e senden başka kimsenin eli değsin istemedim. Konuş Zeynep, cevap ver! Benim dürüst bir insan olduğumu söyle Ömer'e! Yalvarırım, konuş! Ne olur konuş Zeynep! Konuşmaz! Çünkü o da memnun hayatından. Bana iki laf etmeye yüzü mü var? Zeynep, duymuyor musun beni? Cevap ver! Allah'ım bana yardım et! Zeynep, konuş, cevap ver! Sen benim ölünceye kadar bacımsın! Bacın ha? Gelinlik elbisesiyle zifaf yatağında Zeynep bacın ha? Kasabanın en namuslu kızıydın. Bir kahpeden farkın yokmuş senin. Simsiyah ruhun ateşlerde yansın. Davut, bir zamanlar Zeynep'i zorla sana alacağım diye güldürdün, sevindirdin. Şimdi de kahpeliğinle, soysuzluğunla içime ateşler düşürdün. Allah ikiniz de güldürmez inşallah. Ömer, benim kardeşim Zeynep! Ömer! Zeynep, sana biraz evvel bacımsın demedim. Çocuğunuza piş demesinler diye evlenmedim mi senin? Ellerim ellerine değerse kırılsın demedim mi? Konuş ne olur Zeynep, yalvarırım konuş! Konuş Zeynep! Ömer, amcanın evini soymaktan, analığın Ayşe'ye tecavüzden sanıksın. Kimseyi tanımaz, hafızası yerinde değil. Büyük bir şok geçirmiş, duyuyor fakat cevap veremez. Dilinde bir tutukluk var, refleksten mahrum. Ancak 15 gün sonra kendine gelip konuşabilir. Konuşması için zorlamayın, çünkü konuşmasına imkan yok. Yalnız bıraksanız daha iyi olur. Hadi geçmiş olsun. Yazdığım ilaçları verirsiniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor. Ana, ben eczaneye kadar gidip şu ilaçları yaptırayım. Çabuk gel oğlum. Da beklenmezdi böyle bir şey. Arkadaş sevgilisiyle evlenilir mi? Mert çocuktu, yiğit çocuktu. Allah yolunu şaşırttı besbelli. Ben olsam Davut'un yerinde çekerim kurşunu beynime. İşin garibi, Ömer ölmemiş. Hadi ölse neyse diyeceksin. Madem ki Ömer sağ, Davut'a boşamak düşer Zeynep'i. Ana, bu kasabada yaşayamayız artık. Ömer'in sağ oluşu bütün itibarını sarstı kasabada. Ya bir de çocuk doğunca? Evvela mahkemeye gidip boşamalıyım Zeynep'i. Sonra Allah kısmet ederse şehre doktorlara gidip kurtarmalıyız. Az önce eczanenin önünde dinledim. Etmedik laf bırakmadılar benim için. Thank you.
Ömer yatağda yavrum ey, 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 damlar bucağım. Bir yiğite mahkum olmayına söner bu ocağın. Gülüm Gonca idi de soldurdun felek, derd ile mihnetle yandırdın felek. Sesin güzel ama, oynak bir şey söyle de neşemizi bulalım. Başka zaman arkadaş, dertliyim şimdi. Dalgaya bak be, biz dert babası mıyız? Oyna diyeceğiz oynayacaksın, söyle diyeceğiz söyleyeceksin. Gel Gülen, burası babanın çiftliği değil. Hastanelik olmak istemiyorsan doğrul. Ağır olun bakalım. Rahat bırakın garibanı! Dağılın! Ne çabuk da yoldun be! Dur bakalım, dün geldin! Daha bokun yalıya inmedi! Derdini biliyorum arkadaş. Ama yüzme tatlı canını. Sevinç de bizim için, keder de. Öyle. Ben de bir kadın yüzünden düştüm buraya. Ama kafam geç çalıştı, değmezmiş. Günün dolunca gelir misin benimle İstanbul'a? Ne yapacağım İstanbul'da?
Benim sazlı bir gazinom var. Sesini çok beğendim. İstersen ortak da yaparım seni kendime. Sağ ol ama... Yok, gerisine karışma. Yarın çıkarabilirsiniz hastanızı. Tamamen iyileşti. İnşallah analı babalı büyütürsünüz çocuğunuzu. Çok teşekkür ederim doktor. Ne iyi insansın ağam. Doktor çocuğun bir şey yok dedi. Yalnız küçük Ömer'e değil, sana da bir şeyler aldım. Mantonu da aldım tersiden. Anne, param bitti bitti diyorsun, boyuna masrafa giriyorsun. Yeter artık benim için yaptıklarınız. Kasabadaki tarla ile evimi de sattım dün. Ne yapalım, sen mesut ol da. Ah, ne iyisin. Dünyada iyilik denen bir şey de varmış demek ki. Ama yeter yük olduğum size... Bak, yine öksürüyorsun. Yorma kendini, üzülme. Hadi Ömer'i al da gir yatağına bak. Elimizde ancak ay başını bulacak para kaldı. Hepsini tükettik. Kasabaya mı dönsek oğul? İki paralık itibarım mı kaldı kasabada? El alem ne der sonra? Bir de çocuk yapmış Zeynep'ten derler, rezil olurum etrafa. Bir çare bulmak lazım. Sürünecek değiliz herhalde koskoca İstanbul'da. Zeynep'in babasının hali vakti yerinde. Babasına mı teslim etsek Zeynep'i dersin? Burada aç susuz sürünmektense gizlice kasabaya götürmek gerek Zeynep. (Gülüyor)
Ne düşünüyorsun? Gidelim mi İstanbul'a? Ne faydası var? Malı, mülkü, tarlası kızına Zeynep'e kaldı. Bana kalan devede kulak. Netice? Geçenlerde Hasangiller Davud'u görmüş. Bana gizlice adreslerini verdi. Gidip bulalım. Vaziyetleri iyi değilmiş. Sıkıntı çekiyorlarmış. Duymadın mı? Son tarlayı da satmış Davud. Alıp gelelim Zeynep'i. Malının mülkünün başına geç diyelim. Ömer de yok ortalarda. Kini yoksa bize karşı, belki evlendirmeye de razı ederim seninle. O zaman biz de otururuz paraların üstüne. Acaba gelir mi dersin? Ama nasıl olsa Davud boşadı Zeynep'i. Sen bana bırak bu işi, bir çaresini bulurum elbet. Aa, Mehmet Ağa'yı unuttuk! Koş muhtara haber ver öldüğünü! Kazım'la Cafer'i de bana yolla! Bravo! Harikaydın! Demedim mi sana? Ben insan sarrafıyım! Şu alkışlara bir kulak ver! Bu ancak büyük okuyuculara nasip olur! Çok heyecanlıyım Tarık! Korkma! Heyecan duymayan sanatkar muvaffak olamaz! 3 aya kalmaz bu işin kralı oluruz! Seni gazineye ortak yaptığım zaman herkes gülmüştü bana! Ne yalan söyleyeyim, ben bile gülmüştüm! Ya! Ah sahi, tanıştırmayı unuttum! Şu bizim imamın karısı! Memnun oldum! Hadi bakalım, bu muazzam alkışlarla beraber dal sahneye! Başarılar! Sağ ol! Ana, artık Ömer büyük bir adam. Kendimi affettirmenin, hakikati ona anlatmanın zamanı geldi. Ne bilecekti zavallı o zamanlar Zeynep'in dilinin tutulduğunu, konuşamadığını? Ömer'e her şey olduğu gibi anlatıp onu getireceğim buraya. İnşallah oğlum. O zaman biz de kalp huzuruyla döneriz kasabaya. Anama! Kafam yerinde değil. Aklıma bir şey geldi. Zeynep'e bir danış. Ömer Bey desenize! Ha, anla işte! Bir dakika bekleyin, haber vereyim! Kim diyeyim? Davud diyeyim, han kardeşin Davud! Zeynep de geldi diyeyim, olmaz mı? Olur, olur! Tarık Bey! Niye kapıyı bıraktın Hasan? Bir hemşerisi Ömer Bey'i görmek istiyor da! Kimmiş? Adamın ismi Davud. Kan kardeşiymiş. Kızın da Zeynep. Ne oldu Tarık Bey? İşimiz alt üst. Ömer'in de hayatı eskisinden beter olabilir. Yazık olmasın Ömer'e. Gel ben. Siz misiniz Ömer'i görmek isteyen? Evet. Söyledim kendisine. Gidelim mi yanına? Görmek istemiyor kimseyi. Rahat bıraksınlar beni dedi Ömer.
Kan kardeşin dedim. Zeynep geldi deseydin. Hepsini söyledim. Şeytan görsün yüzlerini. Birkaç kuruş ver de ellerine gitsinler dedi. Sana kıymet, sana kıymet yok. Ya yalan, ya yalan. Sen eve git ana. Ben ne yapıp yapıp Ömer'i göreceğim. İçeri almazlarsa kapıda bekleyeceğim. Boş musun arkadaş? Evet abiciğim. Arkadaşım, ben bu Ömer'i göreceğim. Kafama koydum bir kere. Yolumu kesme de dalaşmayalım seninle. Kim davet etti seni buraya? Utanmıyor musun para göndermeye? Ne parası? Seni görmeye geldik az önce Zeynep'le. Para göndermişsin adamla, yüzümüzü görmek istemiyor musun? Ne arıyorsun onu söyle. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmadın mı? Seni alıp götürmeye geldim. Nereye? Zeynep'in yanına. Kısa kes, ne istiyorsun? Benim gücüm kalmadı artık. Elimdekini avucumdakini Zeynep'in hastalığına harcadım. Ne hastasıymış Zeynep? Düğün günü geldiğinde onu odaya aldım. Sen benim ölünceye kadar bacımsın dedim ona. Sana dokunan ellerim kırılsın dedim. Niye evlendin peki? Seni öldü biliyorduk. Osman'la evlenmek istemiyordu Zeynep. Zorla evlendireceklerdi. Madem öyleydi, niye cevap vermedi ben geldiğim zaman Zeynep? Niye mi? Çünkü sen gelmeden biraz önce asmıştı kendini. Ben kurtardım, ipten indirdim. Dili tutulmuştu, konuşamıyordu. Kimseyi tanımıyordu. Bir ay sonra kendine gelir dedi doktor. Ben de sırtıma vurdum, İstanbul'a getirdim. Doktor doktor dolaştırdım, iyi ettim onu. Çok usta bir yalancıya benziyorsun. Zeynep öldü benim için. Ya çocuğunu da mı inkar edeceksin? Çocuğum mu? Bilmiyor musun? İki aylık hamile değil miydi sen kaybolduğun zaman? Davut, gene bana bir oyun oynamaya kalkıyorsunuz. Zeynep'in yüzüne tükürmek, sana da hakaret etmekten başka bir şey gelmiyor içimden. Nerede şimdi Zeynep? Benim yanımda. Senin yanında ha? İhtiyar annem bakıyor ona. Neden senelerdir aramadınız beni? Aramadığım yer mi kaldı? Bana Zeynep'e inanmazsan, Zeynep'in doktorlarına götüreyim seni. Üç ay kimseyi tanımadığını, dilinin tutulduğunu, konuşamadığını onlar söylesin sana. Çocuğumu getir bana. Ya Zeynep? Yürü, gidiyoruz. Gidiyoruz ama çocuğumu almaya. Ne senin ne de Zeynep'in bana söyleyecek sözü olabilir. Baban öldükten sonra tarlası, evi, malı, mülkü sahipsiz kaldı. Var dön evine. Çocuğuna neyle bakacaksın? Davut Ağa da elindekini avucundakini tüketti. Doğru söyler kızım ama gene de sen bilirsin. Seni kovuyor gibi olmayalım. Davut Ağa ne der buna acaba? Aa, ne diyecek kızım? Kasabada tarlan çok. Orada bir tarla verirsin, gelir çalışır o da. Aç mı kalsın İstanbul sokaklarında? Sen bilmezsin. Davut Ağa oralara ölür de uğramaz. Bir de çocuk yapmış Zeynep'ten derler. Rezil olurum etrafı. Bir çare bulmak lazım. Sürünecek değiliz herhalde koskoca İstanbul'da.
Zeynep'in babasının hali vakti yerinde. Babasına mı teslim etsek Zeynep'i dersin? Buralarda aç susuz sürünmektense gizlice kasabaya götürmek gerek Zeynep'i. Gidelim mi yanına? Görmek istemiyor kimseyi. Rahat bıraksınlar beni dedi Ömer. Zeynep geldi deseydin. Şeytan görsün yüzlerini. Birkaç kuruş ver ellerine de gitsinler dedi. Müsaade edersen gideyim anne. Sizi de hemen alacağım yanıma. Davud'u bekleseydin kızım. Belki inandırır, getirir Ömer'i. Beklemeyeyim anne. O iyi insanla yüz yüze gelince kıramam onu. İkinizin hayatını perişan ettiğim yetti gayrı. Beni affetsin. Haftaya ikinizi de aldıracağım buradan. Sen kandır onu gelsin kasabaya. Fatma teyze kandırır onu. İnşallah ileride hayırlı bir kısmet çıkar da seni... Hayır! O bana dilenci muamelesi yaptı. Kovdu kapıdan. Sadaka gönderdi ama... Ömer'le açıldı dünyaya, gözlerim Ömer'le kapanacak gene. Tabii kızım! Senin gönlün nasıl isterse. Ben 5 dakikada hazırlanırım. Ben de sizi yola kadar geçiririm. Bir dakika Fatma teyze! Demek Davut Ömer'i buraya getirmeye gitti ha? Kandırabilirse. Ama iş işten geçti. Şey Fatma teyze, bir kağıt kalem var mı? Ayıp olmasın, ben de Davut'a bir mektup bırakayım. Belki onu kasabaya gelmeye razı ederim. Seninle vedalaşmak kısmet olmadı, kasabaya dönüyorum. Seni çok seviyorum, ölünceye kadar da seveceğim. Hayatta varım yoğum sensin. Seninle geçirdiğim yıllar hayatımın en güzel günleriydi. Küçük Ömer'e, çocuğumuza da senin yokluğunu belli etmeyeceğim. Ben Osman'la evlenmeye karar verdim, beni unut. Kendine başka bir kadın bul. Zeynep! Beni bunun için mi çağırdın buraya? Olamaz, hayır olamaz! Yalan! Yalan bunlar! Allah cezanızı versin! Senin de, Zeynep'in de çocuğun da! Elime geçseydi gebertirdim o kahpeyi! Alacağı olsun! Ömer! Ömer!
sokulma bana! Ne oldu Ömer'im? Yıllar sonra Zeynep'ini böyle mi karşılayacaktın? Benim bildiğim Zeynep, Davud'un karısı olursa, onun çocuğunu bağrına basarsa başka türlü karşılanmaz! Ben kimsenin karısı olmadım! Çocuk da senin çocuğun! Ya şimdi giderken Davud'a bıraktığım mektup, Davud'u bırakıp da Osman'a varacağını bildiren o mektup? Ben kimseye mektup bırakmadım Ömer'im! Aa, kızım! Sen odaya girdiğin zaman, Ayşe kağıtla kalem istemişti benden. Ama mektuba ne yazdığını bilmiyorum. Başka kimseyi sevmedim. Senden başka bir erkeğin olmadım. Senden bir hatıra çocuğumuz bana. Seni öldü biliyordum. Adını Ömer koydum. Affet beni Zeynep. Yavrum, evladım! Ömer'im! Davud ağayı kırdınsa, hakaret ettinse, git gönlünü al! O dünyanın en mert, en iyi insanı! Hayır! Benim gönlümü almak istersen, koş af dile Davud Ağa'dan! Dileyemedim yüzüne karşı! Ben sebep oldum buna! Allah beni affet! Dayanamadın değil mi ağam? Sana kötü demelerine, hakaret etmelerine! Senin adın içimizden silinmeyecek! Yavrum benim, yavrum! Allah biliyor!
diyor ki vicdanın temiz yüzün aktır Davud'a, mekanın cennettir. Damlar bucağı.